Merhaba arkadaşlar bugün peynir tatlısı yani tarte de diye geçen San Sebastian cheesecake'ini yaptım. Bu cheesecake'ten bir tık daha cıvık ama çok lezzetli malzemesi de az yapması çok kolay olan bir tatlı. Gerçekten gözünüzü hiç korkutmasın kek yapmaktan daha kolay ve çok lezzetli. Ben birkaç tarifi YouTube'da izledim hatta en çok izlenen tarifleri izledim. En az 7 video izledim ve hepsinin püf noktalarını buraya not aldım tarif defterime. Sonra birleştirerek bence en güzelini size sunuyorum. Görüyorsunuz, of. bunu böyle servis ediyorlarmış. Daha ince bir dilim. Bakın şimdi testi de böyle. Bu çatanda değil, daha çok kaşıkla yenmesi gereken bir şey. Şöyle kaşa gelecek, şu kıvamda olacak. Hatta biraz da böyle karamelize kısımdan alınacak. Of, cidden bir iş. Şimdi dediğim gibi birkaç videoyu birleştirdim ve size. Ben size şimdi bütün püf noktalarıyla da ileteceğim. 1,5 su bardağı şeker kullanıyoruz. Eğer siz daha az tatlı seviyorsanız 1,25 kullanabilirsiniz. Bence o da yeterli olabilir. Şekerle birlikte yumurtayı 6 adet yumurtayı kullanacağız. Bu arada eğer sizin kalıbınız 20 santimden daha küçükse bu tarifin yarısını yapmanız yeterli. Yaklaşık 18 santim 16 santim civarında bir kapsa. Benimkisi 28 santim olduğu için ben 6 yumurta ve 1 kilo taze peynir kullanacağım. Şimdi 6 yumurtayı önce 1,5 su bardağı şekerle iyice çırpıyoruz. Bu Arda Türkmen'in püf noktası. Demiş ki eğer şekeri yumurtayla önce çırparsanız macun kıvamı alacak ve cheesecake'inizde yumurta tadı gelmeyecektir. Normalde 6 yumurta gerçekten bir cheesecake için ağır bir tat veriyor. Benim önce ben idil nanımın tarifini denemiştim yumurta tadını hissetmiştim. Eğer siz de önce Arda Türkmen'in tarifini yapıp yumurtayla şekeri karıştırırsanız yumurta tadı gerçekten hiç hissedilmiyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdi yumurtalarımın şekerimi 6 yumurtamı güzelce çırpıyorum. Şimdi krem peynirlerimde 2 tane 300 gram, 2 tane de 200 gram olmak üzere 1 kilo peynirimi hazırlıyorum. Bu tatlının en pahalı kısmı bu. 1 kilo peynir kullanmak ve bir krema kullanmak. Ama eğer sizin çocuğunuz peynir tüketmeyi sevmiyorsa peyniri yedirmenin en güzel yolu. O yüzden bol bol koymayı memnuniyetle kabul ediyorum. Şimdi yumurtalarımı iyice çırptım ve peynirlerimi ekliyorum karışımıma. Şimdi 6 yumurtalı tariflerde yani büyük karışımlı tariflerde 2 su bardağı veya 2 paket krema kullanıyorlar ama ben çocuklara yedireceğim için çok katkılı olsun istemiyorum bir tane ekledim bence hiç eklemeseniz de olur aslında yoğurt tatlıları da var Almanların benzer onda hiç mesela krema kullanmıyorlar zaten şekerle krem peyniri karışınca yetince lezzetli ne oluyor bir tık lezzetli olması için ben yine de bir tane kremayı ekledim şimdi Refika'nın önerisi olarak Azıcık da tuz ekledim. Refika tatlıları azıcık da olsa tuz konulmasını öneriyor. Ve ben büyük kabımı yağlı kağıtla güzelce kapladım. Refika buna çok dikkat ediyor aralara kağıtların girmemesi için. Etrafı, kağıdın arka kısmını da yağlıyor ve yapıştırıyor tepsiye. Ben o kadar önemsemedim ve gerek de yokmuş bence böyle de güzel oldu. Şimdi ben glutensiz olması için bir kaşık mısır unu ekledim. Siz bir kaşık normal un ekleyin. Vanilya da ekledim lezzet vermesi için. Siz içine portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Benim eşim glutensiz beslendiği için ben glutensiz yaptım. Ve glutensiz olabilecek en güzel tarif gerçekten. Şimdi bayağı kekten daha cıvık bir hamuru kalıbıma döküyorum. Bu tatlının önemli bir dezavantajı bu. Şimdi bu pişince hemen yerseniz çok cıvık oluyor. Süt naç gibi oluyor. O yüzden beklemeniz gerekiyor biraz kıvam alması için. Eğer sizde evde sabırsız çocuklarınız varsa benim gibi küçük bir kabada ayrıcı yapıp onları mutlu edebilirsiniz. Üstü yansın istediğimiz için üstten pişiriyoruz ve 200 derece 220 derece civarında pişiriyoruz. Fanlı üstten pişirme ayarında yaklaşık 35-40 dakika pişireceğiz. Eğer siz de dışarıda buna bu kadar para veriyorsanız yani bir dilim fiyatına kocaman bir tepsi ailenize yapabilirsiniz. Cidden kekten daha kolay çünkü ben keke bir sürü şey koyarım içine bir şeyler rendelerim falan. Bu hayatınızda yapabileceğiniz en kolay şey. Bu İspanya'da tarta de kezo diye geçiyor. Kezo aslında peynir demek. Yani peynir tatlısı. Almanya'da da çok meşhurmuş. İnsanlar yurt dışına zaten yıllardır bunu bayılarak yiyorlarmış. Türkiye'de yeni meşhur oldu. Hatta eğer çocuklarınız peynir yemiyorsa içindeki peyniri hiç hissetmeden benim kızım gibi bayılarak tüketecektir. Hem yumurtasını yemiş oluyor hem peynirini yemiş oluyor. Kahvaltı sevmeyen çocuklar için de şekerini azaltarak iyi bir tercih olabilir. Umarım yapılışını da seversiniz. Yorumlarda yazarsınız. Hoşça Hoşçakalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.